Ama siz bilinçaltı dilini öğren, bilinçötesi dilini anladınız ya, siz kötü giden bir evliliğiniz var manasına geldiğini anladınız. Antik Yunan, Mısır, Mezopotamya ve diğer kadim uygarlıklarda bu kanallık vardı ama orada gördüklerini anlayamıyorlardı. Ayı, güneşi, yıldızın ne olduğunu anlayamıyorlardı. Bizler ise 2015'te bu eğitimi vermekle dünyaya tanıttık. 2012'den beri dediğim gibi 5. boyutun kapıları kanallara açıldı. Biz artık şunu göreceğiz. Devir öyle bir devre geçti ki bir bilgiye ulaşmak için Neşe Hanım'ın mahallesinde yaşayanların bilgisine Neşe Hanım bir muhtar. O bilgilere ulaşmak için bilgisayara bakmak zorunda değil. Ve bilgisayara baktığında oradaki mahdut bilgileri görür. Oysa 5. boyutun kapıları açıldığında mahallesindeki herkesin bilgilerini alır. 1962'lerin de bilgisini alır. 1920'de de kimler vardı ve 1850'de de eğer hala orası mahallesi ve orada oturanlar varsa mahalle sakinleri hakkında da bilgi alır. Hatta mahalle sakini olmayan, mahalle kütüğüne kayıtlı olmayan, mahalleden geçen kaç milyon insan varsa hepsinin bilgisi de yine oradadır, kayıtlıdır. Demem şu, 2012'den beri evren yeni bir düzeye geçti ve bilgi akışına geçti. Bu bilgi akışında telefonlara, televizyonlara, kitaplara, gazetelere, kütüphanelere, bilgisayarlara, data banklara ihtiyaç yok. Düşünün, bunların olmadığı zaman akan bilgilere. Ve benim işte şu an 5. boyutla 4. boyutun kapılarının birbirine açılmasında anlatmak istediğimi belki izleyenlerimiz şu örnekle daha iyi anlayabilirler. Bilgisayar teknolojisi gelişti diyoruz. Baktığımızda 50 grama kadar ağırlığı düşürülmüş cep telefonları var. Bir, hani üzerine kırılmaz naylon kapak koyuyoruz ya, belki 2100'de o inceliğe gelecek. Peki 2500'de artık soğan zarı haline gelecek. 3000'de ana, cep telefonu var ama hiçbir şey yok. İşte o zaman anlayacaklar ki Refik Korkmaz bilinçötesi dilini kullanıyorlar. 3000'de diyelim ki bu böyle olsun, beklemesinler insanlar bu kadar binlerce yıl. Siz dün ve bugün kanal olan arkadaşlarımız bilgi aldıklarında hiç yere mi baktılar? Zaten baksalar öyle bir şey de yoktur. İşte hiçbir araca ihtiyaç olmadan sadece ruhumuz ve bedenimizin bütünlüğüyle ruhumuzun 5. boyuttan bilgi alması devrine geçtik. Bilgiye kolay, aracısız geçme dönemi. Hem de şurasını belki yine anlamakta tüm dünyadakileri alın toplayın, bir su damlası eder ise bilgisayarlara, kütüphanelere bugüne kadar kaydedilmemiş 5. boyutta yani levh-i mahfuzdaki bilgileri bir değerlendirin. Onlar okyanus. Okyanus ve su damlası. Olacağız. Bu demek bilinç ötesi dili. Bilinç altı dili değil, öte bir dil. Hocam muhteşemsiniz. Mikro eğitim oldu hocam. Bunlar seller gibi. Yani o kadar güzel bir akış oldu ki ve anlatımlarınız dediğim gibi mikro eğitim oldu hocam bu. Peki hocam, ne olduğunu öğrendik, anlatmaya çalıştık.
hayatımızı aldıktan sonra nasıl kolaylaşıyor diye size bir soru yönelsem. Yine bu taptaze olan ve çok çalışkan olan. Bakın ben bu dediklerinizi dün haber alma olaylarını bir arkadaşımız kanal olurken bir şey bilmiyor. Ama iki tane çalışkan öğrencim var yetiştirmek üzere. Diyordum ki ne anladın? Onu oradan ne anladın? Sizin dediğiniz gibi çamurlu suyun ne olduğunu söylüyorlardı. Bilmem bir şeyin ne olduğunu. Her şey tamam çıkıyor. Bundan sonraki gelecekte, bu eğitimden sonra neler kolaylaşacak hocam? Sizin ağzınızdan duyabilir miyiz lütfen? Vallahi tam da benim ben cevabını yani bu konuyu anlatayım derken siz o konunun sorusunu sordunuz hemen anlatayım. Peki herkes beşinci boyuta geçebilecek mi? Tamamen tercihe bağlı. İnsanlar ölüyorum dediği sürece, sürünüyorum dediği sürece iyi olmaya ölüyorum, sürünüyorum dediği sürece. Kötü hissediyorum kendimi dediği sürece. işte ne olsun? Yuvarlanıp gidiyoruz. İç güveysinden halleceğiz. Kendime hayrım yok, başkasına da hayrım yok. İyi olmaya çalışıyorum dediği sürece ve insanlar iyiyim dediği sürece beşinci boyutun bu imkanlarından faydalanamayacaklar. Çünkü bu yetersiz bir enerji düzeyi. O şöyle bir enerji düzeyi bak. Nasılsın? Ne olsun işte iyiyim. İyiyim diyen böyle. İyiyim. Peki sen nasılsın? Çok iyiyim. Ne? Niye çok iyisin? Bir şey mi oldu? Diyorlar. Ki çok iyi, işte çok iyiyim demeye başlayan birisi boyutun kapıdan içeri gider. Ama kapıdan içeri girince koşmak zamanı değil. Işığın da ötesinde bir nur olduğunu anlar. Nur hayat ötesiyim diyen birisi artık beşinci aleminde istediği yere gider. Yani insanlar kendilerinde bir farklılık yaratacaklar. Hücresel bazda farklılık söylenen sözün enerjitik özelliğiyle bağlı. Sırasıyla sözlerin enerji yüksekliğini söylüyorum. Çok iyi. Bir üstü şahane, bir üstü harika, daha güçlüsü muhteşem, daha güçlüsü mucize, daha güçlüsü mucize ötesi, daha güçlüsü nur hayat ötesi. 7 oldu. İşte divan edebiyatında ve en fazla da karşımıza çıkan Zümran Kağan'ın 7 yolculuğu bu. Peki 7 yolculuğa çıktıktan sonra bitmiyor 7 vadide. Orası 19 vadiyle bir yolculuk. Bugüne kadar bizler 7 vadiyi biliyorduk çünkü kitaplardan besleniyorduk. Kütüphanelerden, bilgi bankalarından besleniyorduk. 5. boyutun kapıları açıldı. Bunun 19 tane vadi olduğunu gördüm. Ve Nur Hayat Ötesi'nin 7. vadiden yukarıya daha yüksek enerjide olanlar 5. boyutun tüm imkanlarından yararlanmaya daha fazla başlarlar. Onlar artık yaratıcılık ötesiyim demeye başlarlar. 8 bu. Sırlar ötesiyim demeye başlarlar. 9. vadi. Neşistan'ım, Refikistan'ım, Gülkenistan'ım, Selimistan'ım, Mervistan'ım diyenler 10. vadiye geçerler. Onu çok soruyorlar. 7. vadi neydi? Nur hayat. 8. vadi yaratıcılık ötesi. 10. vadi sırlar ötesi. Refikistan 10. vadi. Peki 11. vadi enerji ötesi, 12. vadi sevgi ötesi, 13. vadi teslimiyet ötesi. Teslimiyet ötesi 14. vadi hayretler ötesi. İnsanlar nasılsın diye sorduklarında hayretler ötesiyim dediğinizde bir deyin bakın sokaktaki ya da karşılaştığınız için ne oldu sana, bir şey mi oldu? Kafayı mı yedin? Ne değişti diyecekler. İşte artık enerjimizin çok farklı olduğunu böyle bilelim. Yani mazot kullanan bir arabayla benzin kullanan bir araba ve uçak yakıtı kullanan bir uçak, bir de nükleer yakıt kullanan bir füze. Bakınız mazot, benzin daha ince bir uçaklar için yakıt türü ve füzeler için, roketler için kullanılan nükleer yakıt.
Nasıl ki iyi olmak mazotsa, hayretler ötesi demek bir nükleer yakıt gibi düşünün. Aradaki enerji farkını tabii ki nükleer yakıtların çok ötesinde, 5. boyutun yakıtlarını kullanacağız. Ne? 15. enerji. Huzur ötesiyim. İnsanlar nasılsın dediğinizde huzur ötesiyim diyeceksiniz. Ve işte insanların hayatlarında ne değişecek sorusunun cevabı. Huzurundan başka, huzurun içinde yaşayacaklar. Huzurdan başka hiçbir şey olmadığını görecekler. Ve bir öncesinde ne vardı? Her şey onları hayret verecek derecede kolaylaşacak. Sonrasında, huzur ötesinden sonra geçecekler sonsuzluğun sınırsızlığı ötesine. Bu 16. enerji. Ve biz şimdi 17. enerjideyiz. Şah ötesi enerji. Ve toplam 17'ye ulaştık. 19 tane bunların toplamı. Fakat daha biz 19'a ulaşamadık. 2 tane eksik. İşte bizim eğitimlerimizi aldıkça, 5. boyutun bilgilerine ulaştıkça hayatlarında ne değişecek? Şu anda arkadaşlarımızın, sizden eğitim alan dostlarımızın hayatlarında değişenler değişecek. O da şu. Beyinlerinin %90'ını kullanabildiklerini gördüler. Ve yani şifa çalışması da yapmışsınızdır. Bazı arkadaşlarımız boyun bel fıtıkları yok olmuştur. Yapacağız. İşte onlar hemen onu görecekler. Aa, ben karşımdakini hiç dokunmadan bel fıtığını düzelttim. İşte 5. boyutun kapıları, enerji yüksekliği insanın başkalarının şifasına vesile olmasını getirecek. Ve bizlerin inanılmaz derecede bir su damlası bilgiden bir okyanus bilgisine ulaşmamızı sağlayacak. Kendimizi enerjik göreceğiz. Hayatımızda sonra sabah kalktığımızda gece gördüğümüz rüyalarımızın manasını çözeceğiz. Arkadaşımız gelecek diyecek ki ya ben 44 yıl önce o zaman 10 yaşındaydım ve bir rüya görmüşüm, hala manasını çözemiyorum diyecek. Siz hemen gözünüzü kapatıp o rüyayı göreceksiniz, manasını anlatacaksınız. Ya da arkadaşınız diyecek ki ben gece rüya gördüm ama bir şey de hatırlamıyorum. Hemen kanallar, tamam önemli değil diyeceksiniz. Biz onun rüyasını göreceksiniz. Onun unuttuğu rüyayı. Dünya böyle bir yere geçiyor. Bu 2012'de başladı ve 8 yıldır devir değişti. Devir Anka devri oldu. O yüzden Neşe Hanım Çankaya'yı dile getirdi. Hocam burada Anka var dedi. O yüzden Atatürk Anka'nın kalbine istirahatgah kurdu. O yüzden Atatürk Ankara'yı başkent yaptı. O yüzden Atatürk, Ulu Önder Atatürk, Anka dansını hayatı boyunca oynadı. Harmandalı Efe Zeybeklerin oynadığı o dans, o Anka dansı, Zümrüt'ü Anka dansı. İşte peki Atatürk bu özellikleriyle ne yaptı? Bütün dünyanın parmakla gösterdiği, baş tacı ettiği, gıptayla baktığı, başarısını hep sevdiği, takdir ettiği bir dünya lideri oldu. Çok şükür. Enerjisinin yüksekliği. Bizler enerjimizin yüksekliğiyle önümüzde açılan güzel örneklerin